Assalomu alaykum qardaşlar. Bugün yani Cumhuriyet Günü münasibeti bilen xalqaro vaziyat ve Sharq Turkistan'ın müstakillik hakkında ümit bağımı degen temada birazcık sohbet kılaylı deb kaldık. Uzun boldu görüşmedik qardaşlar. Yani şunu dağıtım o, menimce yanılı asası teşabbüsüm ve köp partilik bir demokratik siyasi tüzümünün muhaciretki yaşavatkan uyğurlu arsızı olsun ya ki kelgüsüdeki kurulması olan her kandak bir devletin siyasi tüzümünü olsun. Çokun mağımız bulmaydıgan, basımız bulmaydıgan bir siyasi kadem ikeni gidek. Asası, siyasi teşebbüsüm düzgüç boğun yok. Yani parlament zaman köp partiyelik bir kurulmanın buluşu, bir milletin içerik uxşumkan ideyege, uxşumkan teşebbüs kişilerin köz kıraşlarına vekilli kılalaydıgan, o milletin otursuzda güldünüş ve uxşumkan fikirlerinin tarakkiyatıga, şundakla, bu milletin pentekli yeniliklerini kubul kılayış, çetelerden bulduk alaka katarlık sağladı. Özünün iqtisadi ve mağarıp katarlık cihetlerde yüksüzlüsü kolu kettirişte çokun basmış bombaydan bir yolu edip karayman. Bu teşebbüsümde özgürüş bulmadı hazır kadar. Bugün biz hem de Trump'ın ki muhakkattım Amerika'da sayılışı nazar edilen Trump siyasetinin Kıtay'a koyan payızıyla dünyadaki umumi təsiri, Amerika ve Kıtay'ın dünya sosyalistik oranı, ondan Ukrayna meselesinin, yani Trump'ın Ukrayna için kullanmak için kullanmak siyasetlerinin Kıtay'a bulduğun təsiri ve şunun akıdın, yani Şart Turkistan'ın kelgüsüzün veya ki xalqaro siyasatdan kelgisidan bizga foyda bera umid bormi? Unda xos oxirida biz yana nima qilishimiz kerak degan bu temalarda to'xtalmoqchi. Nurg'a odam Tramp saylangandan keyin ayt xush bo'ldi. Menimcha bu har qanday bir Amerikadagi bir saylovning natijasi cho'qin butkul dunyoning siyosiy ta'sir ko'zidan biz izil deb ketayotgandik. Sharq Turkistonning mustaqilligi masalasi va Uyg'urlarning Xitoylar tarafidan irqiy qirg'inchilik uchrash masalasi allaburun bu özümüzden meselesi oluşunu alıp getirdik. Yani Amerika'nın meselesi, ameliyatı bütün dünyanın meselesi. Hem bizden meselemiz mi? Özümüzden meselesi oluşunu alıp, Hıtaylık bir dünyada zorun gerek talışı vatkan bir devletinin ki, Amerika'nın zorun gerek talışı yüzüsü ki, bir tosallığa ayını vatkanlığı için, Hıtaylar mı bizi karta kırgıncılık rüküzü vatıdı, hem başka devletler mi? Bizde kozır kıpaylanış bilen bile, Hıtaylı Suadi imbargosu, teknik imbargosu rüküzüş arkalık, özlerinin menfaatine vaktinci olsun bir kapalatı iyi kılışka urnu vatıdı. Hem de hazır Trump izcil oturup uygulatkan siyasetlerinin payizini hakkında dep gelsek, yani Trump oturup çıkıştın burunla destekli bir katım tövcülü hakimiyet yürgüzdü, o vakit kanda siyaset yürgüzdü ve kanda şuarlardı bulundu, emniyet kanda oldu gibi kanda oldu, bunu hemimiz gördük. Bunun için belki Trump'ın siyaseti aldığın kı katımlık yürgüzüyen siyaseti karganda perklik buluş mümkün. Bence bu perk onun için paylık emez bulup mu? Mark Pompeo'nun kaydettiğinde öyle katıplarına gelmesi ki, bu biz için bir onca yakışı bulmadan bir haber de koyulayım. Hazır Amerika siyasetinin ki dünya koyan paydasını karsak, mesela Amerika'nın birinci siyaseti ergan bir yapma, yani Amerika birinci, Amerika'nın kaydını güçlü kılmaz, Amerika kredi agenda ergan bir yapma var diye. Yani bu tabi için becerisi soğudu tuzakları, Katarlık mesele akıllık, Amerika'nın dünyada tek bir güçlü bir devletle aylandırış, Amerika'nın menfaatini kapalıp yıkılış teşebbüsünü oturup koyuvadı. Lakin bunun mu bir hata tarafı var? Yani bu paydalık tarafı Amerika'nın güçlendirişle bile, bunun ziyanlık tarafı, hatta Amerika'nın muşa, Meksika, Kanada'daki özünün ananevi itibakdaşları, hatta Avrupa'daki özünün ideyaciyatı fark olmadan ortak fikirdaşları olan mı? Bir diplomatik masası şişanlıkını buzup taşıldı bu kıl teşebbüs. Ama yani bu tamırcının öpeci, yalgız Hıhtay veya başka Amerika'nın siyasi göz karşı menfaat okşaşı olmadan devletler gelemez. Amerika'nın itibakdaş boğulan devletler gibi təsir göstüvatıdır. Bunun təsirinin ki, belki selbi tasarılarını mı görüşümüz mümkün? Bunu yine de devamlıktayız. İkincisi hem de Trump'ın bir paylılık tarafı Amerika'nın teknik embargoları, yani Amerika zavutlarının kuruluşunu tekitler, çetelde zavut kuran şirketlerin Amerika'ya kayıtıp gelip, Amerika'da işlep çıkışını kolak yatırışı arkalık, Amerika'da yasımçılık ve iş ordunun köpeğitliğini kolak yatırışını tekitler vardı. Bu belki yaşlarının epey kancağı da Hıhtay'a bir kınçını azaltıp, Hıhtay'ın ekspor son mısır təsir köyüzüşü, Hıhtay'ın ıksaciyatki menfaatliği zor bir dahil tarzı kılış mümkün. Ama bu embargo siyaseti yana Xitayning yadroliq texnik sahalardagi mustaqil tadqiqot taraqqiyotini tezlatishga turtki bo'lishi, shundaqla yer shar texnikasining parchalanishi sabab bo'lishi mumkin. Masalan, GPS aytganda qarshi Xitoylar o'zining Beidoushing aytgan narsani yo'l qo'ygan qursish, Xitoy yangi o'lcham, yangi texnik narsani barliq keltirishi va Amerika tarafidan embargo yurgizib, erishmayotgan texnikalarni o'z mablag' solib turib, boyat zo'r davlat mablag' orqali tadqiq qilib o'tirib chiqishga, masalan, chip yoki 5G degandek texnikalarning kelgusi taraqqiyotini kapitalga yetib kelish uchun g'oyat zo'r mablag' solib turib qolish mumkin. Hamda yana bir tarafdan aytganchaqda, Ukrainaga berilgan yordamning to'xtashi butkul dunyo uchun bir shum xabar. Men shunday qilib biz uchunmi bir uncha yaxshi bo'lmagan ish deb qarayman. Hamda bu balkim bir tarafdan Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik badaliga, sen besvaqansiz mening sinim bo'lsin.
Ukrayna qayt sen de zemin talep qilmasin, sen bu hamma qayt urush qilma, Ukrayna ham qayt urush qilmasin, urushimiz naq tugsin shaklida, ya'ni Rossiyaning butkul arzu umidlarini qondirish badaliga Ukrainani urush to'xtatishga qanoatlantirish bu mumkin emas, hozir buni bir nima demak tas, ammo Trampning o'zining bergan va'dasi bor, men birinchi qiladigan ishim Ukrainani urushni to'xtatish deb, bu ham Trampning eng kuchli shiorlaridan biri. Ama Ukrayna'ya verilen yardımın toktuşu ve Ukrayna bilen Rusya turist uruşu toktuşunu kolak yatırış yalnız Amerikalılarla bulundu karşımız bu. Avrupa İttifakı'nın fikri karşı gerekli oldu elbette. Ama Amerika için tutsa elbette Ukrayna'ya uzak kabardaşlık bir elişin atayın. Mesela yine Trump Şimali Atlantik Teşkilatı'nın ki Amerika'ya atayın için azaytış, kızık noktanın Ukrayna'yı almış işini talep kılış yani biz geplerde bulundu. Yani bu arkada belki hatta Nobel Tişk mükafatını qolib keltirishni umid qilgan bo'lishi mumkin aql gap so'zlar bo'ladi-da. Ya'ni NATOning parchalanishini va yoki Yevropaning Rossiyani yolg'iz cheklash uchun Xitoy yaqinlashishiga sabab bo'lishi keltirib chiqarayotgan bu xil omillar. Masalan, Ukrainaning zaminini badi degan taqdirdimi? Rossiyaning orzusi qanamdi qolmamdi, Rossiya mustaqil bo'ldi qilamdi yoki yana davomli qoldirmamdi degan masala va nima bo'lmasin, agar Rossiya bu qatim azroq manfaatlansa, yana davomli qancha qilsam shuncha hisob bo'ladigan dunyo mendan qo'rqib ketadigan bir tushuncha kelishi mumkin. Bunun təsirini nə oldu desə, bəlkə bütün dünya Rusiyanı çəkləş üçün, bulub Avropa dövlətləri Rusiyanı çəkləş üçün Xitayğa bir qınışı, Xitay ilə buğa münasibətini təxim mühim urun qoyub, o çağda bizim məsələlərimizə könül döyüş, gün tərtib biliş məsələləri təxim xeyin buluş mümkün. Bu bizə faydası olan tərəflər həm də. Yəni onundan başqa Trampın saylam və axbaratın işləncilikdən gumanlandığı bir tərəf var məlum bilmiz. Eyni vaxtda Twitterdən tatıb Trampın akkauntunu çəkilib atan işlər olğan. Həm Trampın başqa üsulu bir məlum dərəcədə azraq diktatorluğa mayil. Onun üstü meyli Putin'in olsun, meyli Şimalcı olsun, Kim Jong-un'un olsun, onların başka şekilde vəz kıldığanlığı, onların özünün dostumda kararlar hakkında yap sözleri var. Yani bu məlum dərəcədə media karşısındaki fikirlər yol açırgan, mesela köşmeliler siyasi, muhiyyət, yarışı alışmasız, yandaki bugün dünyada mod bulu vatkan, ama bizdək izil vatkan milletler üçün nəticə qatadık bir mühim məsələlərinin ki, gün tərtib, çüşüki tərtib oluşu mümkün bu məsələlər. Yani mesela siyasi kutuplaşış, ictimai bölünüşünü ağırlaştırıp demokrat devletlerinin dünya obrazını yetkili atan bir kuruluşu kaldı bu. Mesela bir İslamo Kartal Cumhuriyeti'nin özü bir küçük cumhuriyet, NATO'ya katılış mürasımı da Cumhuriyet'in prezidentini bir çetkiştirip Trump özü aldığı çıkan yani rekbezi bir demokrat devletlerinin közü yakmaydıgan bir işle oldu. Avrupa'daki nurgun devletler Trump'ın meydana gelişi yani kaydedin şu bütün dünya miqyasının milletçilik ve devletlerinin şahsiyetçilik hissiyatını uğurdu bitişi. Köşmenler siyasi karşı umum bir dünya yakınını keltirip çıkışı mümkün de batıdı. Şununla birlikte yani bu mavazı ve muhiyyat, yarışarlı, şıkatarlık meselelerinin ki ikinci katarlı çıkıp gelişini algı sürüşü mümkün. Yani biz hem de bu yerde yani Trump siyasetini, Xtay boğanı siyasetini konkretlaştırıp yetiş doğru kildi de karama. Yani Xtay hükümetinin bu içki siyaset tekimi katılışıp taşkı təsirge karşı duruşu kolluk yatırıp için urnışı, hukuk kontrolünün küşeye çek sebep buluşu mümkün Trump'ın bazı embargo ve Xtay karşı siyasetlere. Yani bu senin siyasi saat mümkünçiliğine asıl tweetiş mümkün. Şu Trump hükümetinin kilimatı soğudu halkara imkarlıktaki yalgızlık siyaseti məlum cihazdan Xtay'ın halkara ordu yukarı kötücük fırsat yaratışı mümkün. Mesela Trump Paris kilimatı geçimden çekilip çıktı. Xtay olsa fırsattan paylayıp Avrupa ve başka devletler bilen hemkarlıklar kilimat meselesindeki asas devlet buluşak bir obrazını şekillendirip aldı. Hem de yeni bir mesele var mesela Trump'ın paylanmayla organlara verildiğin yardımını rekabet kalıp keltiriş çakırığı var. Hemen Elon Musk tarafından forward qılınan bu tweetni özümün tweetimi tarqıtıp qoydum. Yəni bu paydanmaydığı orqanlar əsasən bir işçi adamdan yox, bir işçi orqanının təsdiqlənən pul verib atılan bu işni toxtutub, onların rəqabət qalığı gətirib qoydaylıq bir quruluşun qılış üçün 5-6 şirkətdən oxşar dokumentlər buladım birsin, tanlar bəyin oxşar. Barlıq paydanmaydığı təşkilatlara verdiyin tör və yardım pullarını aşnaq rəqabət arqılıq verdiyin bir hala gətirib mümkün. Mənimçə bu dokumentlər tayarlaş ixtiyarı olmayan təşkilatları Amerika hükümetinin yardımının sırtını kaldırışı ve dokulat değerliş iktidarı boğan bizden bulmağın təşkilatlarının ki bu kıl yardımının asası objektif kılışını keltirip çıkış mümkün de bu bir endişem var. Hem yeni bir cihazını epeytkan çağda mesela Trump hükümeti Uyghur meselesine Xitay ile buluvatkan soğudur rekabetir ki bir vası da pardı ve bunun burunki siyaset kanunlarının hem mesele bunu emelli köysetti. Bu Şərq Türkistan meselesinin adalet, insanperverlik, yani mərbət idisi deyimiz, yani bir müstakillik, bir devletin çacavuz uçuraş meselesemez. Belki Xitayın soğudurduğunu bastırdığım bir çeklik, bir vasıta altı uçup kalsa, bu benim için bizim meselemizde paylılık bulması da mümkün. Sonra aşka, Amerika ile Xitayın dünya soğudurduğu oranı bu haritelerin kürbatlarımızı okşar.
Bugünkü dünyada 150 devlet, yani Birleşik Gaza 190 devletin içinde 150 devletin birinci çoğun sahada emrahi Kıtay. Yani bu nefkuatı da hatta ki Amerika'nın bekinik devletlerinde ile mesela Cenab-ı Amerika'daki Brazilya'dayımız, Venezuela'a alıp burun, Piro'dan da Kolombiya, Çili, Argentina'da gelen yani devletlerin hamisi hazır Kıtay'ın özünün birinci çoğun sahada emrahi kılıklı. Yani bunlar çıkıp etken vakitte hazır Kıtay özünün Asya dairesinden, ya ki Afrika dairesinden, Avrupa'dan alıp burun, halkıp Cenab-ı Amerika'dan başlayıp Amerika'nın atrafı büsüp gelişik başladı. Hatta kelgüsü de Kanada ve Meksika'nın mı bu kadar kirip kılış ihtimali var. Sonuçta bu Amerika'nın dünya sorusundaki aktif oranını, yani dünyadaki nurgun devletlerinin en çok sorusu devleti buluştuk. Bunda bir oranını Kıtay'a tattırıp koyuşu, Amerika'ya sükut tuturalaydıgan, ya ki meyli Trump olsun, meyli arkandak bir Amerika hakimiyeti, bu hoşallıkla karaydıgan bir muhit emez. Bu özgürlüğün tez buluşu meylim cephe etkan çağda bizgi paydasız da karsak buldu. Əsl də boğan çağda, yəni məsələn şu Ukrayna uğruşudu mu ködük ki biz Rusiya ilə Xitayının soğudu sonması məsələlərdən qarğan vaxtda Rusiya ilə bütün dünyanın soğudu miqdarı düşdü, amma Rusiya ilə Xitayının soğudu miqdarı qaya zor dərəcədə açdı. Mən cədvəlini köstük qoyğunumda Xitayının məyli Rusiya, məyli Ukrayna ilə 2020-2024 boğan soğudu miqdarda bir həssiləb iş yüz bədi. Əmdə bunda əhval aslında bizgə ümit bağımı o deyən bir sual tuğuludur, yəni dünya Xitayı təqabül duruş üçün bir planı kilovatamdı ya ki NATO'nun kelgüsüdeki planlarda Xitay'a karşı kandak bir tedbirle eliniz mümkün. Hem de hazırlıkta körülen akbarat veya aşkanağın nesini hiç kandığı da tıkı NATO'nun Xitay'ın parçalışka ait veya ki Xitay'ın demokrat eleştirişka ait bir plan, kün tartıp bir nesini sügele giderek bir uçurunu köymemiz. Ama kandak bir nesi var, bütün dünya miqyası da barlıq ideyeler, medeniyetler bir kılıç vatırı körülatımız. Yaşarılışının bulup ama internet yendek sağlığının küçüğü işe, mağarıpların omlaşışıga, Əgişib, hazır burunqdak dövlətlə ara, millətlə ara, mağarıbdan, mədniyyətdə pərq oladığa iş asasən tügəşik qarab yüzlünü vadudur. Həm pütkül dünyada yəkki bir mədniyyət, yəni qarib mədniyyəti, əşi Yunandan başlanğan, Washington dəvrdən başlayıb küçüyüb, bugünkü dəvrimizə qədər ki vatqan, müşə demokratiya, köp partiya, oxşumğan itiqatlar hörmət qilish, kişilərin şəxsi ərkinliyi, xüsus məxfiyyətliyini hörmət qilish, digəndək bunlaq məsələ hazır pütkül dünyada asasiyyatın və ortaq iqim sübtədə birlik kəp oldu. Yani itiraf kılmayı bu maydur kardeşler, bir bütün yadık meyle İslam devleti teşkilatı tep atılıp atkan 50 güneş devlet olsun, veya ki Ixtay, Çavşan, Kuba, Oşşaş, Komünist devletler olsun. Bula vekilli kılıp atkan hakimiyet şekli ve bula teşabbüs kılıp atkan medeniyet, Allı Burun yüzünün kelgüsünü yok attı. Kelgüsü de birle medeniyet. Yani bu şu garip medeniyeti hükümran bulunduğun dektörüdü. Bu mukarrar şundak bulunduğun dektör. Çünkü insanların hürmet kılıç, bayağı digerimizde insanların itikadı ve başka olanın kişilik erkeliği hürmet kılıç diyette tarihte hiç kandak bir siyasi tüzülme veya ki hiç kandak bir medeniyet garip medeniyeti de kent kosak bulunduğunamaz ve bu kadar kent kutukka erişelgenemez. Yani Ümit Bağımı diken mesele hakkında biz bunda bir nesini görüyoruz. Yani Kıtay'da bulup yaş evlatlarının içinde köp partiyelik demokratiyanın kızık duruşu uçurup atan adamların sahne cildin cilgana şiddetle köpüğü batıdı. Çünkü dünyadaki bağırlık mağarıp bu nesline tılganmay mümkün emez. Onun için Avrupa'nın, Amerika'nın teknik cihet, iktisadi cihet, paravallığı ve üstünlüğü katarlık mesele bütün dünya tarafından körülüp durup atan nesli olan için bu kıl hakimiyet şekli nurgun devletlerinin ki kergüsü ayrılış mümkün. Bilginimizde dünyada nurgun burun demokratik emez olan devletler hazır demokratiye karar mümkün batıdı. Gerçi az kısımda bir çekinişle boğan bu olsun mu? Lakin umumi cihetin dünya demokratiyeleş vatıdır. Yani dünya garipleş vatıdır bu dakika vakitte. Şuna kelgüsü de dünya bir tak medeniyetlik dünya bu kaldığın dektördü ve başka bizim medeniyetimizin paydası boğan ve Kıtay nöbet yürgüsü vatkan hakimiyet şekilleri ve medeniyetle bu inıkla devrinin kaynadı kalı, zamanın akıdı kalıdı. Hazır ben bir yerde bir cedvelini köstümesiyle yani bu Mafredo Moğuz'un ki çıkan bir dokulatken Pivrisaç, Ipsos deyimiz, Gallup deyimiz bu tetkat oranından çıkan dokulat kasasen Xitaylarının köp partiyelik siyasi tüzün nimai kılıç nispeti Xitaylarının nöbet keşi cipin başlığı gibi kompartiyenin siyasi tüzülmesinin razı buluş nispeti katarlık meseleyi karargan bolsak yaşanganlarda bu nispet 50 etrafı doğan bolsa yaşlarda bulup mu 20 yaşlarının tövende veya 25'in tövendelerde 70% kadar örülgenliğini görürüz. Şu an bu nesilin bir körümüz ki, kelgüsüdeki 10-20 yıl içinde Xi Jinping'in mängü yaşamaydı. Xitay'da gayet bir siyasi özgürlük bulur mümkün. Ve bu demokratiye karar vermiş mümkün Xitay. Ve bayağı digerimizde bütün dünyanın kaplağı atan o yekki medeniyet, yani garip medeniyeti Xitay'da mı üstündeki erişişi ve bu özünün siyasi süzmedeki oranını eksettiriş mümkün. Bu nesile bizim kelgüsüdeki varlık kademlerimiz, müstakillik kademlerimiz,
Jundaqla Uyğurlarning kishilik huquq va Xitoyning ilki qirg'inchiligiga uchrashdan saqlanish masalasida yana bir yo'l etishi mumkin. Shuning qarindoshlar, dunyoning umumiy tuzilmasida ya'ni shu ma'rifat davridaymiz. Shu Fransiyadan boshlangan inqilobdan keyingi davrlarda dunyoda moda bo'lib atgan o'sha demokratiyalashish yaqimi g'alaba qilyapti va bundan keyin bu dunyoni shu ideyaning kontrol qildigini, shu ideyaning yetakchi bo'lib atgan bu bir haqiqat bo'lib qoldi. Umid yanada bor. Qardaşlar, bugünkü ilişkimiz vaxtı münasibetle muşinçilik bolsun. Anlarınlığa rahmet. Rahmet kardeşler.